edebimle dursaydım biz hala o köyde sürünüyor olurduk babaanneciğim. Ne civan var ortalıkta ne Cemre. Gecenin bir yarısı oldu. Giden gelmiyor ya Rabbi. Agah Bey biraz meşgul. Biz Nedim Bey'in yanına çıkalım. Buyurun. Hadi şimdi şöyle derin bir nefes alıyoruz, tamam mı? Bak havayı. Ne yapıyorsun sen ya? Hastamız burada. Kan alacaklar. Benim gitmem lazım. Sana emanet. Agah, yarın bir açıklama yapalım diyorum. Hep beraber, ailece. Yani bunun bir yanlışlık sonucu oldu. Yanlışlık. Evet. Bak. Gördün mü? Bu her zaman böyleydi. Hiçbir zaman değişmeyecek, değişmeyen ana. Sen küçükken bir hata yaptığın zaman da senin yerine konuşur, ceza alma diye seni savunurdu. Yazık. Ana yüreği işte. Ne yapsın? Bir onu bırak benim kulağımı çek demediği kalırdı. Sen artık kulağa çekilecek yaşı geçtin. Adam gibi yaşının adamı olacaksın. Adam gibi babanın karşısına çıkıp derdin neymiş konuşacaksın, anlatacaksın. Damla nerede ya Damla? Ben gidip biraz kardeşimle ilgileneyim. Damla! Terbiyesiz herif! Gel lütfen. Sen kim arkada dönüp gidiyorsun? Agah tamam! Karışma! Burası otel odası değil. Baba ocağındasın baba! Senin karşında başçavuşuyla şey değil. Baban konuşuyor, saygısız herif! Ben izin vermiyorum. Bak hala her şeyi çözebilirsin. Yeter ki sen istin. Sana annen olarak yalvarıyorum. Babana da, bana da bir şans ver. Gerçek bir aile olabilmemiz için bir şans. Tek istediğim her şey yeniden başlamaktı. Yine bir başlangıçtı. Her şey o kadar güzel olacaktı ki. Sana harika bir sürpriz hazırlamıştım. Sürprizleri bozmayı severim, bilirsin. Sen kimsin? Ben... şey... Ha, anladım. Bu gecenin sürprizi sensin. Thank you.
Onlar ne? Ne bu paralar? Ne? Benim. Yangından. Birikmişlerim. Ne birikmiş? Kaç para var burada? Benim diyorum sana. Hesap mı vereceğim? Adam vermiş sana bu paraları.